Üniversite mezunu olmama rağmen kendimi ifade edebildiğim, sevdiğim, eğlendiğim bir mesleğim olduğunu düşünmüyorum. Meslek seçiminde öneriniz nedir hocam demiş. Ben bunu hep anlatıyorum ama özellikle şu andaki mesleğinizden memnun değilseniz acilen istifa edin. Acilen ayrılın o işten. Yani söyleyebileceğim tek şey bu. Yani sizi mesela işinizi şöyle sevin, böyle sevin. Siz muhtemelen o fırsatları araştırmışsınızdır. Ya ortamınız, ya beraber çalıştığınız insanlar ya da işin nevi buna izin vermiyordur. Biz nedense mesela başladığımız okulu bırakamıyoruz. Başladığımız işi bırakamıyoruz. Doğduğumuz ülkeyi bir türlü bırakamıyoruz. Ya bırakmak derken ya değiştir ya bir süre başka bir şey yap. Mesela tarzımızı değiştiremiyoruz. Ya ben çok zorlandım bir ara. Böyle renkli bir şeyler girmekte acayip zorlandım. Ya metalciyim ya böyle gri kahverengi şey kahverengi de yok. Mesela bu şu anda benim için çok marjinal. Şu anda değil de eskiden çok marjinal olurdu. Mesela hala bazen böyle havai gömleğimi giydiğimde insanlar çok garipsiyorlar. Böyle konfor alanının dışına hiç çıkmayasımız geliyor. Sevgili arkadaşlar, sevgili Gökçe ve diğer benzer şekilde hisseden arkadaşlar. Bak ben de öyle bir ülkede büyüdüm. Yani siz de eğer Türkiye'de büyüdüyseniz ya da benzer bir ülkede güvenlik endişesiyle büyütülen çocuklar konfor alanlarından çıkamazlar. Bir çocuğun etrafındaki anne baba 20 yıl 30 yıl boyunca sadece o çocuğa bir zarar gelmesin, geleceği güvence altında olsun, eli ekmek tutsun, bir iş bulsun diye etrafında pervane oluyorlarsa o çocuğun başka bir şey düşünebilmesi mümkün değil. Hayatı boyunca ya ev almak için para biriktirecek, ya sevmediği bir işte öldür öldür çalışacak, ya bilmem ne olacak. Dikkat edin, hastalıklı bir refleks var. Hepimizde var bu. Yani insanlarla konuşun göreceksiniz. Çocuk okul okurken maddi durumu şey ne olursa olsun insanlar. Yani tamam çok alt gelir gruplarında, çok fukara ailelerde bunu anlayabilirim ama toplumun hemen hemen tamamında var olan bir şeyden bahsediyorum. Mesela işte bir üniversiteye girdi çocuk okuyor ya da bir meslek lisesi okuyor ya da ne bileyim bir şey yapıyor. Amaç ne? Bir an önce kendi parasını kazansın. Şimdi bir an önce kendi parasını kazansın. E sonra ne yapacak? Büyük bir boşluk. Ne yapacak abi o parayla? Çocuk parasını kazansın da sonra ne yapacak? Bu çocuğun hayattaki amacı ne, hayali ne? Yok yok parasını kazansın. E ne yapacak sonra bu çocuk parayla? Ya işte kumar oynayacak, ya borsaya yatıracak, ya içki içecek, ya bir şey yapacak, ya eğlenceye harcayacak, ya saçmalayacak. Ya daha çok kazanmak için her türlü efendim ahlaki bilmem ne bariyeri zorlayacak. Hastalıklı olan düşünce para kazanmayı amaç zannetmekten kaynaklanıyor. Ve bu bizi işimizde, ülkemizde, konfor alanımızda adeta hapsediyor. Para kazanmak yapacağınız bir şey varsa gereklidir. Bir hayaliniz yoksa paraya da ihtiyaç yok. Gerek yok. Ölmezsiniz arkadaşlar. Kimse açlıktan ölmüyor. Emin olun. Yani bir şekilde bir şeyler yiyorsunuz. Mesela hayaliniz şu olabilir. Yani öyle bir para kazanacağım ki işte her sene dünyadaki 7 ülkeye gidip oradaki bütün Michelin yıldızlı restoranlarda yemek yiyeceğim. Afiyet olsun. Allah daha çok versin. İşte bak bunun için para kazanılır. Bu bile bir hedeftir bana her ne kadar tuhaf ve lüzumsuz gelse de. Bu da bir hedeftir. Lezzetli de bir hedeftir. Böyle bir hedef koyup çalışıldığı zaman iş de ona göre şekil alır. Para da ona göre gelir. Harcama aslında ona göre keyifli olur. Sadece para kazanmak için çalışmayın, yapmayın. Size yakışmıyor. Sadece para kazanmak için çalışanlar yüzünden hayatımız mantar. Ne bürokrasi işliyor, ne düzenimiz doğru düz gidiyor, ne sanat eserlerimiz sanat, ne müziğimiz müzik, ne etrafımız bahçe, ne şehirlerimiz mamur. Herkes bürokrat gibi çünkü. Herkes böyle mık 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 ben paramı aldım bitti gitti. Para kazanmak için değil, hayatı güzelleştirmek için yaşıyorsanız o para bir işe yarar. Benim bu hayata ne katkım var soru o. Hayata bir katkınız varsa hayat size para da verir, kaynak da verir. Eş, çocuk, bilmem ne, torun, torba da verir, her şeyi verir. Önce hayata katkı, ondan sonra karşılık beklensin. Biz de hemen bir parasını kazansın da Allah kabul etsin. O parayı kazandıktan sonra baş derdinden başka bir şey olmayacak. Gökçe'cim seni tenzih ediyorum. Kişiye göre böyle bir şey söylemedim. Altını çizeyim. Genel bir hastalığa işledim. Ben kendimi hep böyle yakalıyorum. Kendimi hep ya bir şey yapacağız da işte parayı nereden bulacağız? Ha, oğlum önce bir yap. İlk aşamaların hepsi bedava. Planlama, adımlama, projelendirme, düşünme, ön araştırmalar, sormalar, telefonlar bedava. Bunları bir yap da sonra parasını düşünürüz. O yüzden sevdiğiniz mesleği yapma şansınız muhtemelen olmayacak. Ama eğer bu kafayı bu şekilde değiştirebilirsek her meslek sevdiğimiz meslek haline rahatlıkla gelebilir. Çünkü bizim artık bir amacımız, derdimiz geminin doğrulduğu bir hedef olur ve biz o tarafa doğru gideriz diye düşünüyorum. Hocam
Bir de güzel bir yoruma eşlik etmek için söylemek isterim. Para istediğimiz kadar kazanalım da kendimizi satın alamayız. Kendimizi yaratmamız lazım. O yüzden de hani para diğer öncelik. Tabii ki ekonomik koşullar, yaşadığımız dünya buna ihtiyacımız var. Kabul. Fakat parayı kazandıktan sonra baş başa kaldığımızda kendimizle ne göreceğiz karşımızda? Onun için önce kendimizi, önce kendi kazandığımız, kendi arzularımızı gerçekleştirip bunları paraya nasıl çevirebileceğimize bakmak gerekir diye ekleyebiliriz. Çok doğru ekledin, aklıma bir şey getirdin. Markalı ve makyajlı yaşamlar. Sürekli gözümüze sokulan şeyler. Chanel'ler, Louis Vuitton'lar. Ben bile öğrenmeye başladım isimlerini. Benim zamanımda bir Levi's vardı. Levi's giyen zengindir. Levi's giymeyen bizim gibi halk çocuğuydu falan. Ben sonra dişime taktım, bir tane Levi's aldım. Baktım, popo aynı popo, değişen hiçbir şey yok. Hiç reklamdaki gibi olmuyor falan. Sonra böyle bir şey gelmişti. Yani o marka hissi İşte büyük sistemin insanı kapma biçimlerinden bir tanesi. Diyor ki bunu giyersen, bunu takarsan, bunu yersen, bunu kullanırsan sen de değerlisin. Kime satabilirsin bunu? Öz değeri zayıf olana. Öz değeri olmayan bilmem ne gözlüğü takınca, bak ben şimdi şu gözlüğe verdiğim parayı söylesem gülersiniz yani. Arkadaşlar hemen bunu markaya yakıştırınca o kesin birkaç bin lira falan. Yok, gayet bozuk parayla aldım ben bunu. Pahalı şeylerim de var. Hoşuma giderse onu da alırım. Problem değil. Param varsa alırım ama sadece marka, sadece makyaj, sadece imaj öz değer problemini gösterir. Bunu unutmayın. Fakat burada hemen bir şey dikkatini çekeyim. Eğer yanınızda birine, eşinize, dostunuza marka giydiği, makyaj yaptığı ya da imajlı tüketim yaptığı için hor baktığınız anda battınız. Siz daha beter bir durumdasınız. Ben bu konuşmayı dinleyen sizden bahsediyorum. Bir başkasından değil. Kendimden ve sizden bahsediyorum muhatabım olduğunuz için. Eğer kendinizi onu arzu ederken görüyorsanız kendinizle uğraşın. Bir başkasının marka giymesi bizi hiç ilgilendirmez. Onlar sadece bizim kendimizdeki hastalığı görmemiz için bize aynalık ederler ki onlara teşekkür etmemiz gerekir. İyi ki böyle yapmışsın, ben de kendimdeki bu bilmem neyi gördüm diye. Sakın ha, sakın ha, gözünüzü seveyim. Başkasıyla uğraşan kendinin böyle bayır aşağı çukurlara düşmesine zemin hazırlıyor demektir. Başkasıyla uğraşmak bizim işimiz değil. Freud Furkan ucuz gözlük dediysek camı ucuz değil, camı en kralından aldım. Ben sadece fahiş çerçeve fiyatlarına karşıyım. Arkadaşım ne güzel, daha doğrusu sevgili öğrencim Kübra'nın babasına gittim. Hatta reklam yapayım, ne olacak, burası yüzü. Çakırlar Optik, gidin arkadaşlar şeyde Kadıköy'de tam meydanda Çakırlar Optik'e gidin. Valla fıstık gibi harika şeyleri var, modelleri var. Aldım geldim. Bu arada Çakırlar Optik'e çok teşekkür ediyorum. Valla güzel oldu. Çakırlar Optik. Tak. Reklam aldık araya. Bir de şuraya koysak tam böyle sponsor şey olacak. Hocam o Evet, zaman Zazcığım. ağzınıza sağlık. Valla Almanya'dan yaptığımız bu ilk yayında böylece sonlandırmış olalım. Daha niceleri olsun hocam. Johannes'e çok selam. Bütün ailesine çok selam. Herkeslere çok selam. Oralara güzel gez. Münih miydi? Oralar mıydı? Münih hocam. Manchester. Ben de geleceğim inşallah. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Hazal'a da daha bugün ayağının tozuyla soruyorum ihmal etmeyip de şakkadanak bağlandığı, elin Almanyalarında böyle broadband bağlantı bulup Türkiye'den bile daha iyi bir performans sergilediği için ayrıca teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Bu arada eğer hala varsa lütfen abone olun, zile basın. Yani abone olmanızda fayda var diye düşünüyorum. Hoşçakalın.